Türkiye hashtag'i. Türkiye'ye yardım diye bir Twitter hashtag'i açılmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hashtag için soruşturma başlatmış. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorlarmış. Avustralya'da orman yangını olurken de dünyada orman yangınları Büyüksel sel felaketli olunca da hep bu helpli hashtagleri gördük, takip ettik kendine güvenen ülkeler buna soruşturma açmıyor. Siz gerçekten güçlüyseniz, özgüveniniz yerindeyse bana niye yardım diye hashtag açtınız diye dava açmazlar. Ama suç örgütü lideri ya bu ülkenin İçişleri Bakanı Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıp kaç 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 hemen yurt dışına kaç dedi. Kamera kayıtlarına bakın kaçmadan bir gün önce İçişleri Bakanlığı'na gitti dediğinde Reysen harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı Atatürk'e Ayasofya'da hakaret edilirken Cumhurbaşkanı'nın huzurunda canlı yayınlarda hakaret edilirken reysen harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı, uyuşturucu ticaretiyle ilgili isimler havada uçuşurken harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı, eski bir İçişleri Bakanı'nın oğlunun cinayet işlediği iddiasıyla AK Parti milletvekilinin evinde işlenen cinayetten sonra DNA örneğine bile başvurmak için harekete geçmeyenler bugün resen harekete geçmişler. Bu doğru değil harekete geçen Cumhuriyet Savcısı reysen harekete geçmemiştir. Reysen harekete geçmiştir. Reysen harekete geçen Cumhuriyet Savcıları hep Türkiye'yi de araştırırlar. 86 yaşındaki yaşlı teyzeleri bir yorumun altına bir konuşmanın altına kalp işareti koydu diye soruşturmaya da çağırırlar. 15 yaşındaki küçücük çocukları Cumhurbaşkanı hakaretten günlerce göz altında da tutarlar. Ama bu işleri hep reysen yaparlar. Reysen harekete geçmek isimlerinde cumhuriyet olan Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gerçek cumhuriyet savcılarına verilmiş anayasal, yasal bir yetkidir. Ancak reysen harekete geçip cumhuriyeti koruyanlara, Atatürk'ü koruyanlara, bu ülkenin itibarını koruyanlara, çevremizi koruyanlara helal olsun da reysen harekete geçen hashtagçilere yazıklar.